Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün işte gerçekler başlığıyla paylaştığı bir diğer videoda da gerçekleri belgeleriyle anlattı. İmar konusunda şahsı ve ailesine yönelik ithamlara cevap veren Başkan Ergün, yalan ve iftirayla şahsım ve ailem hakkında algı yaratılmaktadır. Bir metrekare dahi değişme söz konusu değildir ifadelerini kullanarak şu videoyu paylaştı. Bu yerler 1958 ve 60'lı yıllarda temeli dedemizden gelip sonra rahmetli Nur içinde yatsın babamızın Cemal Ergün'ün mevcut arsalarımız. Yani ta o günlerden geliyor. 1971 yılında buranın planları yapılıyor. Bu bölgeyle beraber askeriye kadar olan bütün bölge 1971 yılında ilk planları yapılıyor. O geçen ara süreçte ne zamana geliyoruz? 1989 yılına geliyoruz. Yani Manisa'nın bütün planlarının yapıldığı döneme gidiyoruz. Yani 33 yıl önce. Bu planlar o zaman 5 kat imarlı ve tabana 0.40 oturan ve emsali 5 katta çarptığınızda 2 emsalli 5 katlı imarlı yerlerdir. Yeşil alanlardan konuta kaydırdığımı, çevirmiş olduğumu iddia ediyorlar. İşin aslı İmar Adası'nın yerinin değiştirilmesidir. Yani buradaki yeşil alanı buraya kaydırabilirsiniz bir bütünde. Ve yeni düzenlemede zaten yeşil alan buraya depoların olduğu alana kaydırılmıştır. İmarlı olan kısım öne kaymıştır. Eski tapumuz 22.897. Peki şu anda ne? Yeni planlamada da bu metrekare aynıdır. Sadece yeri değişmiştir. Yeni düzenlemeye göre. Yani bir metrekare artış burada yeşil alanı konuta çevirdi yaygarası yaparak tamamen yalan ve iftira üzerine algı yaratılmaktadır. Daha önceki metrem neyse şimdiki metrem de odur. Ailemin, sadece şahsımın değil, kardeşlerimindir.